postanlarına öğüt veren çok oldu. Oğlum ben Challenger 650 yapayım. Gold 4 adamın ne iş var? Kim Challenger 650 LP? Kim Gold 4? Ne oluyor oğlum? Anlamadım zaten, karşıda AD carry yok. Herkes AP carry çekmiş. Kartuş orman mı desen, Kasadin mid mi desen, Zerat AD carry mi desen. Bizim takım normal insancıl bir takım. Gerçi gerçekten hayvancıl bir takım. Normalde Kasadin'i pickleyecektim ama last pickten de Kasadin aldılar. Çünkü çok AP olduklarından dolayı Kasadin gerçekten çok mantıklı olacaktı. Bu ne lan, saçma olduğu bir şey var. Lan oğlum. Ne bu hareketler ya? Allah Allah, hemen bir girip şey yapmalar falan. Her neyse, bir sıkıntı yok ama. Sonuçta silah sevdiğimiz bir kardeşimiz adabı spell şeyde almayı çok iyi bilir. O yüzden dolayı ben de direkt silahçı, yani daha doğrusu silahçı pickledim. Bilginiz olsun. Hop. Tamam. Bir tane daha vurayım, okey. Çok güzel. Hasar takası gayet iyi oldu. Şimdi ben spell şeyde aldığımdan dolayı adam bana istese de o hayvancıl hasarı bırakmayacak. Ki karşıda en fazla işime yaramayacak ulti sadece Kasadin'de var. Geriye kalan bütün ultiler benim işime yarıyor abi. Al şunu da. Tamam, çok güzel. Bir tane daha vurabilseydim keşke ya. Neyse neyse, sıkıntı yok. Onun potu bitti ama teleportu var değil. Bir daha ya, çabuk rünü girdi ya. Tamam. Okey okey. Bu adamı elimden geldiği kadar benim Q ile dürtmem lazım her geldiğinde aslında. Gel lan buraya. Hadi bu minyonu kaçırmamam lazım da. En sevdiğim. Gel abi, burada adam. Allah'ım 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 Jax. Bu arada çok net keserdik ha. Jax gelseydi gerçekten çok net keserdik abi adamı. Hayvan gibi farm kaçırttırdı. Tamam gel. Aaaaav! Kör oldum! Flash! Flash neydi lan? Aman 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 abi abi açıklayabilirim. Refleks tamamıyla refleks arkadaş. Tamamıyla refleks. O flash'ı istemsiz bir şekilde attı ama double buff'lı bir adam kesti. Bir de hemen gel buraya. Tamam. O teleportu bir dahakine adam akıllı kullanacağım. Gene bu adama girecek. Gene bu adama girecek. Tamam, girmiyorum. Okey. Ben base'imi atıyorum. Tamam. Arkadan gel bence. Ya neyse. Nasıl oldu lan bu? Allah Allah. Ben nasıl base atamadım ya? Ben bundan önce level 6 olursam keser miyim onu düşünüyorum. Çok güzel. Çok güzel. Ama o da beni kesebilir. Çünkü E büyüsüyle kesebilir çok rahat ya. Aa, atmadı. Hadi be! O ikinciyi tutturabilseydim çok rahat kestiydim bu arada. Bir dakika. Elektrik verim açılıyor gene ha bu arada. Tamam tamam. Tam güzel dakikada kaçtık. Elektrik verim açılıyordu gayet güzel bir şekilde ama şimdi benim tek korkum kartuşun ultisi mı? Bence daha level 6 olmamış lan bu. Okey, sıkıntı yok. Ben bu base atsın sıkıntı yok. Ben double buff var diye gayet rahatım. Peksimetçiğim de geldi. Ha, bu adam base atmayacak galiba. Hareketlere gel. Güzel güzel, bana oynamalarını seviyorum ya. Oy, ne güzel dürttüm. Şimdi bunun ultisi ikinci S'yi aldı diye üzerime girecek değil mi? Sıçtık. Hadi. Hadi. Al onu. Mükemmel ya, bu kadar basit. Ben demeyecek sırf bundan dolayı öldüm arkadaşlar zaten. Tamamıyla başka hiçbir şey yok. Tamam, almam minyonlarımı. Okey. Hadi kuleye vuralım. Hop.
Kasade'nin ultisi ne açıdan güzel? Sürekli bir şekilde ultisini çalabiliyorum. Çok hızlı geldiğinden dolayı. Yasuo da aynı şekilde baktığınızda. Yasuo'nun da bir sürekli bir şekilde ultisini çalabiliyorum. Anladın? Yani bu tarz karakterler yani ultisi hızlı geldiğinden dolayı bizim için iyi bir şey. Normalde mesela ben Karchi'nin ultisini aldığımda 5 dakika boyunca Karchi'nin ultisini alamıyorum. Niçin? Çünkü bekleme süresi hayvan gibi olduğundan dolayı. Kesinlikle E'yi açıyorum bu arada. Kesinlikle E büyüsüne vereceğim. E büyüsüne vermemin tamamıyla nedeni belli zaten. Gersi, AP. Ve benim E büyüsünü arttırdıkça otomatik olarak kazandığım şehit artıyor. Yani spell şehit olayım otomatik olarak artıyor. O yüzden E daha hızlı geliyor. Her türlü E bizim için daha worth bu durumda. Yani ezberi oynamayı farkındaysanız bırakıyorum. Mesela ben büyünü puzu botu kasmayacağım bu oyun. Bu oyun MR botunu kasacağım. Mesela anladın? Ne çocuk gerçekten 4 tane up var ve CC'leri falan da var. Çok güzel. Takasla her türlü güzel çıktık. Gene çok güzel. Gene çok güzel. Tamam. Bu ne ya şimdi? Oy. Gene adamın şehidini, büyüsünü bir şekilde doşladık da. Kaç stekte lan o? 4 stekte. Şu an giremez üzerime atlayamaz. Nice. İç ya bir tane daha muspit iksirin iç. W'm bir açılırsa çok güzel belki yapacağım. Hop! Sal beni sal. Manam yok! Of! Adamlar sürekli bendeler ya. Sürekli bir şekilde bendeler anasını. Bir salın da oynayalım be. Ya vurmana bile gerek kalmadı aslında. Neyse. Sıkıntı yok. Güzel güzel. Öldün mü? E büyüsü bastım ama yetişmedi. Saliseyle kaybettim abi. Ulan Zerat bile geldi bottan büyü attı yala bize. Anlamadım bir şekilde adamlar bende yani. Bu oyun baya bir çekişmeli bir oyuna dönecek bu arada. Şimdiden beğenilerinizi atmadıysanız atın. Ve sırtınızı yaslayıp bu maçı izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum abi. Ciddi anlamda güzel bir maç dönecek. Çünkü kafa kafaya gidiyoruz ve bu komp, iki kompta oyun sonu gerçekten güzel fightlar izletebilecek bir oyun olacak. Takımımıza Gold 4 gelmiş anasını satayım. Challenger maçına Gold 4 gelirse... Ama adam güzel oynuyor yani şu ana kadar. Güzel. Oğlum! Tek yok yok az CT56. Al. Al. 2 saatte CT56 atıyordun. Al. Bak bak. 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 Tamam. Güzel. Harita gibi ya. Başka hiçbir şey değil yani bu. Tamam güzel. Çok güzel. Benim spell şehidime değdi. Gelsene bir şey yapamaz bu arada. İyi oldu ama. Da bizim adamın ölmesi kötü oldu. Ekrem'in. Hemen MR botumuzu alalım. Bir tane de pink watch'umuzu alalım kardeş. Ezber bu itlerden bir kenara. Aa teleport attı bota. Evet bunun böyle bir artısı var. Kasade'nin killanması bizi çok fazla sıkıntıya sokar bu arada raid'de. Late karakteri olduğundan dolayı ama bizde de Jax var. Hekarim var. Onlarda da kartuş var. MR'la alakalı bir şey. Ben büyü direnci ne kasabilirim onu düşünüyorum şu an. Bununla beraber oynayacağım bu arada. Tamam. Öldü bu öldü.
Orada benim bir elim keşke silindirik hızlı alsaydım. Hiç flash'ımı atmama gerek kalmayacaktı ama güzel bir ittirdik. Alamet en azından kuleye hayvan gibi vurdu ve biz bu kuleyi gayet rahat bir şekilde alacağız abi. Al 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 al. Diğer kuleye vurdurur muyuk lan bir tane? Hadi be. Diğer kuleyi de vurdursak mükemmel olurdu vallahi. Karşın ultisini almak istiyorum artık. O da öldü. Güzel. Nice. Güzel oyun ya. Basit oyundu. Basit oyun derken kolay oyun uzasaydı gerçekten güzel fightları izleyebilirdik ama maalesef oyun uzamadı abi. Yine güzel hasar. Zaten ben de şey vurduk sadece. Jax oyunun sonunda açılacak bir karakterdi. Ben de Ekalem vurmuş. Bu oyun bizi kesmedi abi. Hızlıca diğer oyuna geçip bir video iki maç koyalım. Herkese bugün üst koridorda Fizz oynayacak ve Fizz'le Ignite teleport aldım. Normalde başka bir karakteri pickleyecektim ama Vlad geldi. Vlad'a karşı böyle canlı böyle yakan, böyle kızartan, böyle Ignite etkisiyle beraber vurabileceğimiz güzel karakterler lazım. Ben dedim ki Fizz'i alayım. Fizz de gerçekten gayet tatlı bir şekilde dövüyor abi Vlad'ı. Bizim Jarvan'cık direkt level 2 gank atacağım dedi ama çözemedim. Aynı oraya ward attı abi. Tamam, bu adamın benim canımı emmesine izin vereceğim bu arada. Şimdi benim buna bir hasar bırakmama gerek yok. Çünkü can çalacağı için o attığımız hasarı otomatik olarak bizden geri alacak. Tamam, çok güzel. Ignite'a verdim, öldü. Mükemmel. Yapacak hiçbir şey yok. Vallahi çocuk oyunu biliyor ya. Çocuk oyunu biliyor. TP atabilir, TP atabilir. Aynen, çocuk gayet biliyor oyunu. Ama atmalı teleportu. Güzel 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 güzel. Gayet iyi oldu abi. Benim de teleportum var. Şimdi üst koridorda genellikle teleport ihtiyacımız olduğundan dolayı flash'a da gerek duymuyorum. Üst koridorda Fizz oynarken. O yüzden bu şekilde başlamak gayet iyi. Direkt base'imize gidiyoruz. Kara mühürcüğümüzü alıyoruz abi. Arkasından da dönüp üzerine bir tane botumuzu alıp geri gelecek buraya. Veyahut da Doran Slig alacağım. Artık hangisini yeter. Kara mühüre yettim para. Tamam. Bir tane daha mı kara mühür alsam? Bir tane daha kara mühür aldım lan. Hadi bakalım. Ezgiciğim, sen şunu al bir. Hop hop. Şöyle bir şey yapayım. Tamamdır. Çok tatlı dürtmedik mi kendini? O kırmızıdan benimle can alamam. Minyondan can çekmesi daha az. O minyonu kaçıracağım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Minyondan can çekmesi daha az abi. Bir daha. Tamam. Bu ya minyonun içine girmeye gerek yok kendisine. Çok güzel. Lane donduralım mı burada? Bence lane dondurmayı hak etti bu. Bu ufak tefek bilgiler gerçekten oyunu kazandırmak için önemli hareketler. Bak bu da lane'i itiyor şu an. Lane ortaya toplansın diye ama. Şu arka rakendeki sevmem ben. Bir kırmızı olayını bir atsın üzerinden de gireceğim gene. Peksimet'i içtim ya bu sefer. Çok güzel. Gel bakalım hadi. Vuralım. Nice. Tamam. Gene güzel dürttük. Vuramadı bizi onu. Çok iyi. Tamam. Büyük ihtimalle flash atacak. Flash yok muydu bunun? Yoksa ilk başta bir yerde kullandı mı bu? Yoksa birazdan mı atarım diye düşündü. Bu arada tekli dereceli de abi oynuyorum maçı. Tekli derecelimiz zaten Diamond 2, Diamond 1 bir şey. Her neyse Diamond 2 olması lazım. Tekli dereceli de oynuyorum çünkü yorumlarda işte ya işte estekte kasılma bir de tekli dereceli de kas. Tekli dereceli de görelim üstlükleri diye görenler olduydu. Söyleyenler oldu. Dedim tamam be. Siz yeter ki isteyin, sıkıntı yok. Sadece birazcık vakit gidecek. Tek üzüldüğüm şu, yani inşallah bütün hesaplara vakit yetiştiririm. Çünkü bildiğiniz üzere tek video çektiğim platform LOL değil. Ve sadece LOL oynamıyorum. Sadece bilgisayar maçına ömrümü geçirmiyorum. Ve size de bunu zaten yapmanızı tavsiye etmiyorum bu arada. Elimden geldiği kadarıyla dışarı çıkıp, elimden geldiği kadar spora gidip, elimden geldiği kadar vlog kanalı için hazırlıklar falan yapmaya çalışıyorum. Onlardan dolayı bayağı uğraşırım. Ama elimden geldiği kadarıyla bu sezon gene bir Challenger yolunu gözleyeceğiz. Merak etmeyin. West'te de önümüzdeki zamanlarda oynamaya çalışacağım. Yani zaten kış geliyor. Kışın evde kalmayı düşündüm açıkçası. Okule. Öyle git gel yapmaya çalışacağım. Barış Bey topsaret oynayamam. Aynen. TP geliyor. Geliyor. 2 dakikaya. Bu adam beni tanıyormuş. İşte o ultime gömülmesi çok kötü. Ultimi için alması. Ulti atar bana takas girer diye düşündüm ama girmedi abi adam. Dive girecek büyük ihtimalle. Direkt o yüzden neyini itiyorum ben. Hop. Onu kesmen lazım bro. Onu kes. Bebek.
Hasar atmadığı için bu arada ultisini o kadar fazla can çekemez. Benden şimdi kanal uzunu açar ya altıma. Kanal uzunu diyorum. Ultisini açar ya altıma. Ultisini açtığında bu adam eğer benden o can almazsa Q'yla, o hani can emmezse, ona geri dönen, yani hasar atmazsa E'siyle, Q'su ya W'su, ona geri dönen can o kadar az oluyor. Ve ondan dolayı ben de gayet rahat davrandım. Öleceğimi, yani hiçbir şekilde öldüremeyeceğini biliyordum. Adamın üzerinde bir tane şey var, kuvvet kitabı var anasınızı dayım. Adam hasardan çıkamadı ki anasını satayım. Al sen şunu. Gömül yere. Güzel. Tamam. Flash'ını aldık. Nice o. Şimdi onun gene kanavuzu açılacak. Sıkıntı o. Ama Hextech'le bir düz vuruş vurup arkasından direkt... Niçin böyle bir şey yaptı? W'da kendi canlı gittiğini bilmezdi galiba. Teleportu var abi, o yüzden hızlı bir şekilde lane'i gitmem lazım şu an. Ah, şuna da atmazsın teleportu ya. Ya benim de teleportum var ama lane'e durmayı istiyorum daha da. Base atayım ya da. Oğlum manyak mısın? Bu nece bir oynayıştır. Can kastı ama bir işe yaramıyor ki abi benim karşımda. Ignite'la yakma değerim fazlasıyla güçlü çünkü. Neyse kuleyi alalım. Infernal Drake'i de aldık. Bir tane daha Infernal Drake çıktı. Çok bebek oldu bu. Adama bak geldi ve bir yaptığım komboyla gidince E büyüsünü vurmadım bu arada. Adam diyor gelme abi diyor. Tamam. Ulti yollamam yeterli bu arada. Of. Bakmadan attım ya. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Buradalar. Aa, kaçmışlar. Ya kötü oyunu olabilir bu arada. Herkesin kötü oyunu olur. Yani illa perfect bir oynayan bir adam yoktur yani, anladın? Benim maçıma ne e-sporcular neler neler geldiği zamanda şu West'te oynarken neler neler oldu, böyle şok olurdunuz yani, isim vermeyeyim de yabancısından Türküne. Böyle değişik değişik bütün... Lux geldiğinde pişman oldu yemin ederim. Bir daha gelmez buralar artık. Hop! Ulan ne kadar tatlı oyun oldu. Ananı avradını. Kanka gir buna. Hadi be, attı çocuğa ama. Çocuğa attı ama öldü ya. Vallahi üzüldüm ona. Lux öldü değil o. Abi Infernal Drake'ini alalım direkt. İşimizi garantiye alalım. Zaten adam da büyük ihtimalle FF verecekler şimdi. Direkt tapı yol ettik gittik. Herkes kafayı yiyip geliyor galiba yanıma ha. Oğlum ne yap? Bu ne para ya? Ulan neyse, Mecaisse'yi aldım anasını satayım. O neydi lan? Dur. Öldü o ya. Ölmesi lazım adamın. Nice.
Aç abi burayı. Tamam ben kaçtım geriye. Ignite versem ölmüştü be. Ulan be. Vallahi Ignite verseydim geberdiydi daha çocuk. Oo gene Ezgi'ye vurdum ha. Ulan güzel tuttu. Ne yapar bu? Nice. 50 gold'umuzu aldık. Mükemmel bir oyundu. Ya mükemmel bir oyun dediğim, ya benim açımdan güzel bir oyun geçti. Gerçi takım için çok da güzel bir oyun geçmedi. Büyük ihtimalle biz bu maçı bir tane de oynadım. Serdas videosuyla beraber editleyip iki videoyu karşısına koyacağız. Umarım bu iki videoda hoşuna gitmiştir. Eğer hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın abi. Tabi bu arada zili açarsanız bizim için ekstra bir güzellik olur. 21 artık böyle yavaş yavaş ufaktan ilerleyecek. Her neyse kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.